Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlere yeni çıkarmış olduğumuz ürünlerin tanıtımını ve fiyat bilgilerini paylaşacağım. Bugün itibariyle ürünler elimizde mevcut, stoklarımıza girdiler. Tanıtım fiyatı olarak mükemmel kaliteli ürünleri mükemmel fiyatlara sizlere inşallah sunacağım. 5 tane değişik ürünümüz var. Videoda çok uzun olmasın. Kısaca ürünleri gösterip ve fiyatlarından bahsedeyim. Çünkü çok soru geliyor. Bütün sorulara yetişemiyorum. Daha sonra detaylı olarak ürün hakkında soru sormak isteyenler beni arayabilir. Bayilerimizden öğrenebilir. Pazartesiden itibaren bütün Aklon bayilerinden de ürünlerimizi tedarik edebilirsiniz. Evet. Şöyle 3 tane reddatımız var. Demiştim ki Haziran soyumu itibariyle ürünler çıkmaya başlayacak. Mesafe ölçerlerimiz zaten çıkmıştı. Çok da büyük ilgi gördü. Teşekkür ediyorum. Bu ürünler de bu hafta çıktı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde yine gelecek olan ürünler var. Hepsini sizlerle geldikçe paylaşacağım. Bu ürünler Türkiye'de yapılan ürünler değil arkadaşlar. Yurt dışında yaptırmış olduğumuz ürünler. Ürününe göre fiyat ve kaliteler değişiyor. Onları size detaylı şekilde anlatacağım ama basitçe biz yaptırdığımız için, biz ürettirdiğimiz için fiyat konusunda çok büyük avantajlı. Onu en başta söyleyeyim. Türkiye'de yerli yaptıracağımız ürünlerin de Ankara'da çalışmalarına başladık. Büyük bir hızla ve çok büyük bir ekiple, çok profesyonel bir ekiple hızlı bir şekilde çalışmaları sürüyor. Ben de zaten fabrikadan yeni döndüm. Onlar da çıkınca onların bilgisini vereceğim. Bu G-Sniper markası kesinlikle yerli ürettiğimiz ürünler değil. Sadece bizim bu markayla ürettirdiğimiz ürünler. Evet, kutu şık bir kutusu var. Kutular çok önemli değil ama olsun. Gene güzel polimer bir kutuyla geliyor ürünler. İçerisinde çok güzel bir sünger var. Sünger bizi ilgilendirmiyor. Açıyoruz. 1.25 ölçülerine sahip 2 MOA dot büyüklüğü olan bir reddat bizi karşılıyor. Reddatta tek ayak var arkadaşlar bu arada. Pil koyduk mu buna? Koymamışız. Reddatta tek ayak var. Ne çok yüksek ne çok alçak. Tek tip ayakla satıyoruz. Dürbünün üstünde plastik kapakları mevcut. Reddatın üstünde özür dilerim. Bir tane de alyan anahtarımız var. Ürünler çok olduğu için hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Bir de içerisinde temizleme bezi var. Bu ürünümüzün fiyatı 1250 TL'den satışa çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir koyalım. İkinci ürünümüzü alıyorum. İkinci ürünümüz yine aynı kutuyla geliyor. G-Sniper markası olarak. Bu ürünümüzün içinde yine kapaklar, lastik kapaklar mevcut. Önce ürünü göstereyim. 1.20 ölçülerine sahip 2 MOA dot büyüklüğü var. 50 bin saat pil ömrü var. Pil ömründen ürünlerimizin hiçbirinden endişeniz olmasın. Bu ayak yüksek ayak. Aynı zamanda kutunun içerisinde alçak ayağı da mevcut. Bunu kişinin zevkine göre bıraktık. Birazdan alçak ayağını da takarım. Alçak ayağı takınca ürün çok küçük ve çok şık duruyor. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ayrıca ürünün kendine özgü alyanı var. Burası klikleri çevirmek için, aşağı yukarı sağ sol ayarlarını yapabilmeniz için. Bu da alyanla bu ayakları değiştirmek biraz zor oluyordu. Şöyle de bir anahtar yaptırdık ürünün içerisine. Bunu da seveceğinizi, beğeneceğinizi düşünüyorum. Temizleme bezi var. İki tane de temizleme bezi var ürünün içerisinde. Evet. Üçüncü ürünümüz yine aynı kutu. Temizleme bezi. Üç değişik alyan anahtarı. Temizleme bezi. ...1x17x24... Bu ürünün zaten aynısından Aklon'da vardı. Bizde 2800 lira civarında satış fiyatı vardı.
Özür dilerim, bir önceki ürünün satış fiyatını söyleyeyim. 1300 TL'den piyasaya sürülecek arkadaşlar satış fiyatı. Bu üründe 1150 TL olacak. Yani fiyatlar yarı yarıya da aynı kalitedeki ürünlerimiz yarı yarıya da daha aşağı diyebiliriz. Fakat ben markalarla ürün kıyaslaması yapmayacağım. Markalarla ürün kıyaslaması ve kaliteyi kıyaslayacak olursam yine çatlak sesler çıkacaktır. O yüzden ben bunu kullanıcının tamamen değerlendirip kullanıcının kendisinin karar vermesini istiyorum. Kötüyse kötü diyeceksiniz. İyiyse kardeşim bu ürün iyi diyeceksiniz. Athlon'daki üründen tek farkımız burada Athlon'un pil kapağı çekerek çıkıyordu. Bizde iki tane vida yardımıyla çıkıyor. Bunlar hepsi ürünlerin 22 milim Picatinra'ya uyumlu. Bu ürünü bu şekilde 22 milim Picatinra ile herhangi bir tüfeğinize, av tüfeği veya herhangi bir başka tüfeğe takabilirsiniz. Şu üstteki vidaları açarak alttaki aparatı çıkarıyorsunuz, bilmeyenler için diyorum. Sonra da tabancaların üzerine uyumlu montaj hamiliyle birlikte takabilirsiniz. Ürünlerin hepsi arkadaşlar 3 yıl garantili. Bir sorun olduğu zaman onarım diye bir şey yok. Burada değişimini yapıyoruz. Ürünlerin tabanca 3 mua, diğerleri 2 mua dot büyüklüğüne sahip. Hepsinde 3 yıl garanti var dedim. Kesinlikle 12K av tüfeklerinde, 36 kalibre av tüfeklerinde, 308 yivli av tüfeklerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Hiçbirinde bir sorun yaratmayacaktır. Yaratırsa da tarafımızdan garantili. Onun garantisini vereyim. O konuda çok soru geliyor. Av tüfeğine dayanıklı mı diye. Bu ürünler 1000G geri tepmeye dayanıklı olarak test edilmiştir. Yani bu 1000 rakamı ne demek? Şöyle söyleyeyim. Bir av tüfeğinde pozede maksimum geri tepme 700. Bunlar 1000'e kadar dayanıklı arkadaşlar. Yivli av tüfeklerinde de bu oran yaklaşık 400 civarlarında. O yüzden gönlünüz çok rahat bir şekilde alıp kullanabilirsiniz. Ama sorun da olursa ürünlerimiz zaten garantili. Şöyle retlatlarımızı bir kenara çekelim. Video çok uzun olmasın diye hızlı hızlı geçiyorum. Dediğim gibi detaylara daha sonra bana sorabilirsiniz. Maşallah, subhanallah. Ürünün içerisinde yine Allian anahtarları temizleme deliği mevcut. Hızlıca geçelim. Evet. Lastik bir kapak var üstünde. Hareketli bir kapak değil. Farklı kapak almak isteyen arkadaşlar kapak bayilerimizde satıyoruz. Halis Arıcı kardeşimden alıp hareketli kapak takabilirsiniz. Bu kapağı biz ürünün içinde veriyoruz. Şimdi G-Sniper 5-30x56 34 tüp toplam 285 klik miliradyan sistem 56 mercek ED mercek arkadaşlar. ED mercek harika bir ürün getirdik. Reticle hemen hemen bizim Athlon'daki reticle'larla aynı diyebilirim. Seveceğiniz şam ağacı reticle var. Horus tipi reticle var. Burada argon gazıyla ürünlerimizin içi dolu, azot değil. Işıklı bir reticle'ımız var. Netlik konusunda bu ürünü piyasaya sürecek, kullanıcı kullanacak. Bu ürün net değilse, ben net dersem bir şey kazanır mıyım? Yanıltmış olurum. Benim de kimseyi yanıltmayacağımı biliyorsunuz. Netlik konusunda, görüntü konusunda, kliklerinin doğru çalıştığı konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Ve bu üründe yine 3 yıl garantili. Herhangi bir sorun meydana gelirse ücretsiz bir şekilde tarafımızdan değişimi yapılacaktır. Diyopti ayarı. Zoom'u çok rahat bir şekilde dönebilen bir zoom. İsterseniz harici bizim genelde piyasadaki ürünlerden zoom'u çok daha rahat dönüyor. Kulesinde içinde zero stop mevcut. Zero stop mevcut, onu belirteyim. Işık ayarı, pil yeri, parallaks ayarı, bunların hepsini aldıktan sonra zaten alan arkadaşlar test edip doğru söylediğimi görürler. Çok güzel bir görüntüsü var ve ED mercek
kullanıldı bu üründe. Argon gazı kullanıldı içerisinde. 60-61 uçak sınıfı alüminyum kullanıldı. 285 klik fazlasıyla herkese yetecek bir klik. Bu ürünümüzde 6500 TL'de piyasaya çıkacak. Muadili diyeyim arkadaşlar. Muadili ürünler bu kategoride 14.000 TL civarlarında fiyatı. Bu 12.000'e de düşebiliyor. 20.000'e de çıkabiliyor markasına göre. Bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu bir kenara alalım. Aynı zamanda bu ürün gelmedi. Sanıyorum 10-15 gün içerisinde elimizde olacak. Bu da 5.30-56 bakın. Bu 30 tüp 180 klik SPP, bu dürbün FFP, SPP, azot gazıyla dolu içerisi, alüminyumu yine 60-61 alüminyum, 5.30-56 ölçülerinde, yine çoğu avcının derken 700 metrelere kadar herkesin işini görebilecek bir dürbün. Bu dürbün de 2700-3000 TL bandında, şu an dolar kuruyla, dolar kuru çok hareketlendi son zamanlarda. 2700-3000 TL civarında piyasaya çıkması bekleniyor. İkisi de bunların 5.30-56. Ama bir ürünün 5.30-56 olması ölçüsü önemli değil. Ne olduğu önemli. O yüzden bakıyoruz yarı yarıya fiyat farkı doğuyor. Bu kesinlikle birinci sınıf bir ürün. Alıp kullananlar zaten bana görüşlerini bildirip hak verecekler. Beşinci ürünümüzü gösteriyorum. Evet, bunlarda bir itirafta bulunayım. Kutularımız çok şık değil. Kutular aynı kutu ama reklamsız bir kutu. Çünkü biraz aceleci olduk. Biraz acele ettik. Diğer kutular yetişti ama bunlar yetişmedi. Evet. Yine G-Sniper 1.8-24 içerisinde temizleme bezi mevcut. Onlara standart olduğu için anlatmıyorum. Üstünde bu ürünün kendiliğinden hareketli kapakları var. Bu ürün FFP, Swarovski kullanan arkadaşlar özellikle benden Swarovski reticle'ına benzer reticle isteyen arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlara istinaden ben FFP bir reticle olsun. Küçük dürbünün reticle'ının tam ortasında parlayan, reticle'ın tamamı ışıklı fakat reticle'ın tamamından daha parlak, ortada parlayan, aynı Swarovski'de olduğu gibi bir reticle yapmaya çalıştık. Seçmeye çalıştık. Bu reticle eminim ki bu benden bu istekte bulunan kullanıcıların taleplerini karşılayacaktır. Çok net bir görüntüsü var arkadaşlar. 8 zoom'a kadar kullanabiliyorsunuz ve içindeki reticle'ı paylaşırım. Reticle size 700 metrelere kadar atış imkanı veren bir reticle. Yine zoom'u çok rahat dönen bir zoom. 8 zoom'dayken içerisinde mil dotları ve hareketli hedef için atış imkanı veren yerleri göreceksiniz. Çok severek, beğenilerek kullanılan bir ürün olacağını tahmin ediyorum. Bu üründe yaklaşık $550 civarında şu anda piyasaya çıkacak. $550 ne kadar yapıyor şu anda? 2.500. Yani neyse onun hesabına bakarız. $550 civarında olacak. Ve birinci sınıf bir ürün. Kesinlikle birinci sınıf bir ürün. Bu ürünün bir altısı da gelecek. Yaklaşık 2000 TL civarında, maksimum 2000 TL civarında olacak. Göreceksiniz. 2000'e de çıkmayacak zaten. İkisi de orman dürbünü. Ama biz en üst segment, orta segment ve alt segment ürünler yapacağız. Bütün kullanıcının taleplerini karşılayabilelim diye. Yerli ürünlerimiz, burada kendi satmış olduğumuz zettatlar vardı. Dediğim gibi fiyat kıyaslamasını çok sevmiyorum ama Türkiye'de bizim ürettiğimiz reddatların, bizim sattığımız reddatların veya Türkiye'de alabileceğiniz reddatların 2500 TL ve 3000 TL arasında bu muadildeki ürünler değişirken biz bunu yarı yarıya ve yarı yarıyadan daha aşağıya indirdik arkadaşlar. Çok şükür. Ürünlerimiz de kullanıldığında ilk başta eleştirenler de olacaktır. Ama kullanıldığında göreceksiniz. Kalitesini, garantisini, ne kadar memnun olduğunu kullanıcıların göreceksiniz. Ondan kesinlikle ve kesinlikle endişeniz olmasın.
10-15 gün içerisinde farklı 4 modelimiz daha çıkıyor. Onları da nasipse sizlere tanıtacağım. Ve yerli ürün hakkında çok soru geliyor. Yerli ürün, dışarıda ürün yaptırıp Türk markası yazıp üstüne Türkiye'ye getirdiğimiz bir ürün değil arkadaşlar. Yerli ürün tamamen Türk mühendislerin yaptığı, tamamen %100 mercek konusunda şu anda çözmüş değiliz. Mercek konusu muhtemelen yerli olmayacak. Fakat geriye kalan her şeyin yerli olduğu ve sıfırdan tasarımından dürbünün tamamen yapılmasına kadar. Şu ürün, görmüş olduğunuz şu ürün değişik 101 parçadan oluşuyor. Şu ürün 101 parçadan oluşuyor. 5-30-56 şu anda veya 5-25-56 yapacak olduğumuz ürünün 101 tane parçası yapılıyor. Değişik. Kolay bir iş değil ama çok hızlı bir şekilde çalışılıyor. Size birkaç ay içerisinde herkesin vereceği çok büyük bir müjdem olacak. Yazılımla ilgili, cep telefonlarınızdaki atışla ilgili hepsini tek tek paylaşacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun.